Değerli katılımcılar, değerli konuklar, Türk Dil Kurumu'nun düzenlemiş olduğu 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın Bilge Kağan Salonu'ndaki 14. oturumunu açıyorum. Bu oturumda 4 konuşmacımız mevcut, bildirilerini sunacaklar. Birinci konuşmacımız Profesör Doktor Kerime Üstünova, ikinci konuşmacımız Doçent Doktor Özgür Ay, üçüncü konuşmacımız Doktor Turan Hüseynova ve son konuşmacımız da Doktor Ramila Yusufkızı Süleymanova olacak. Biz oturumdan önce katılımcılarla süre konusunda konuştuk, görüştük. Dolayısıyla şimdi hiç vakit kaybetmeden ilk konuşmacımıza Profesör Doktor Kerime Üstünova'ya söz veriyorum. Sözlüksel çatı ve söz dizimsel çatı ayrımı başlıklı bildirisiyle bize hitap edecek. Buyurun hocam. Evet, Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinize saygıyla, sevgiyle selam duyuyorum. Ben bugün sözlüksel çatı, söz dizimsel çatı ayrımıyla ilgili bildirimi sizlerle paylaşacağım. Dil bilgisi çalışmalarında eksikliğinin farkına varılmasına karşı sözlüksel ve söz dizimsel çatı yöntemlerinden söz edilmemesi, çatı konusunun Türkiye Türkçesinin çatı konusunun Türkiye Türkçesinin eklemeli yapısına uygunluğundan ötürü yalnız biçim birimsel yöntemle ele alınması sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Herhangi bir ek kullanılmadığı halde çatı özelliğinin sezildiği kullanımlarda doğrudan biçim birimsel çatı kapsamında çözüm üretilmeye çalışılması konunun yanlış değerlendirilmesine yol açar. Ardından eklerin işlevlerini tanımlamada, eylemlerin niteliklerini belirlemede, bunlara bağlı olarak dilin yapısal özelliklerine yönelik kural ortaya koymada sorunlar yaşanır. Biçim birimsel, sözlüksel, söz dizimsel çatı birbirine karışır. Söz konusu çatıların sınırlarını çizmek bazen olanaksız gibi gözükse de birbirine karışan, bu yüzden tartışmalı konu halini alan sözlüksel ve söz dizimsel çatı ayrımını ortaya konmak hedeflenmiştir bu çalışmada. Sözlüksel ve söz dizimsel çatının ortak özellikleri, özne yüklem arasındaki ilişki değişikliğini göstermek için eylemde çatı ekleri olarak tanımlanan dır, ır, r, n, l, ş eklerinin kullanılmamasıdır. Bir başka deyişle, bu yöntemlerde dönüşlü, edilgen, işleş ve yaptırımlı çatıya eklerle girilmez. Çatı ekleriyle yükleme verilen niteliklere bağlı olarak gerçekleşen öge ekleme, öge çıkarma, öge silme adı verilen dil olayları da söz konusu eylemlerin kurdukları cümlelerde görülmez. Çatı eklerinin yaptıkları en küçük dil birimi sözcük ya da cümle olmak koşuluyla söz diziminde yer alan işaretleyicilerle bağlamda gerçekleşir. Son olarak da yüklemde biçim birimsel bir değişiklik olmadan cümlede öge ekleme, öge silme, öge değiştirme olayları gerçekleşmeden ettirgenlik, edilgenlik, işleşlik ve dönüşlük kavramları yüklenir. Bu kavramlar sözlüksel çatıda sözcük düzeyinde, söz dizimsel çatıda ise söz dizimi düzeyinde olmalıdır ki sözlüksel çatıyla söz dizimsel çatının birbirinden ayrıldıkları en önemli özelliktir. Sözlüksel yaptırımlı çatıyla söz dizimsel yaptırımlı çatı ayrımı. Tarık'a korona tanısı kondu. Ev halkından 3 kişinin testi pozitif çıktı. Virüs bulaştırma durumunun söz konusu olduğu örnek cümlede gerek konmak gerek çıkmak eylemlerinin biçim birimsel çatı yöntemine uygun olmayışı alıcının değişik anlatım yollarına başvurmasına yol açar. Korona tanısı konan Tarık virüsü ev halkından 3 kişiye bulaştırdı. Korona tanısı konan Tarık, ev halkından 3 kişinin virüsü kapmasına sebep oldu. Tarık işe minibüse girip geldi. Maske taksa da sosyal mesafeye dikkat etmediğinden, belki de yeterince hijyen sağlayamadığından koronaya yakalandı. Ev halkından 3 kişinin testi pozitif çıktı. Şimdi bu 3 örnekte birincisinde biçim birimsel çatı söz konusudur. İkincisinde
sözlüksel çatı söz konusudur. Üçüncüsünde de söz dizimsel çatı söz konusudur. Doğal olarak birincisinde ek tır ekiyle sağlanmıştır. Çatı tır ekiyle sağlanmıştır. İkinci örnekte sebep olmak yüzey yapıya yerleşmiştir. Üçüncüsünde ise söz dizimsel yaptırımlı çatı yüzey yapıya yerleşmemiş ya da derin yapıda eksiltiye bırakılmış herhangi bir kodlayıcı kullanılmadan bağlam içerisinde verilmiştir. Bu örneklerde bulaştıran Tarık üçünde de sebep olunan virüsün bulaşması virüsü kapandı evden üç kişidir. Güneş doğmak, güneş batmak, kar yağmak, yağmur yağmak, çiğ düşmek gibi bir istemli doğa olaylarını anlatan oluş eylemleri için bilimsel yöntemle yaptırılı çatı ulamına giremedikleri gibi bunlarda sözlüksel ve söz dizimsel yöntemle de çatı değişikliği gerçekleştirilemez. Dolayısıyla bu eylemlerin kurdukları cümlelere için bilimsel çatı yönteminin gereği ikinci özne eklemek de mümkün değildir. Karlar eridiği için Tortum Şelalesi'nin suyu daha bir coşar, söz dizimsel çatı örneği. Eriyen karlar Tortum Şelalesi'nin suyunun daha bir coşmasını sağlar, sözlüksel çatı. Eriyen karlar Tortum Şelalesi'nin suyunu daha bir coşturur, biçim bilimsel çatı. Yaz sıcağında bu yıl deremiz bile kurudu, söz dizimsel çatı. Yaz sıcağı nedeniyle bu yıl deremiz bile kurudu, sözlüksel çatı. Yaz sıcağı bu yıl deremizi bile kuruttu, biçim bilimsel çatı. Biçim bilimsel yolla yaptırımlı çatıya giremeyen duygu eylemleri için sözlüksel ve söz dizimsel çatı kurtuluş umudu olabilir. Sözlüksel işleş çatıyla söz dizimsel işleş çatı ayrımı. İşleşlik eylemin özneler tarafından karşılıklı ve birlikte yapılması durumudur ki bunlardan kaynaklanan ortaklaşa yapma gündemdedir. Biçim bilimsel işleş çatının şey ekiyle gerçekleştirilmesi bu eki alan her eylemin işleş sayılmaması gerektiğini bize söylüyor. Rüzgarda etekleri uçuştu, kadın zor yatıştı, çocuklar iyi kaynaştı, bu yaz yakınlaştılar adam akıllı cümlelerindeki eylemler ş eki almalarına rağmen işleşlikten söz edemiyoruz burada. Sözlüksel işleş çatıda yüklemde biçim birimsel bir değişiklik söz konusu olmuyor. Ancak cümlenin söz diziminde birbiri beraber birlikte gibi karşılıklı ortak yapma anlatan kodlayıcıların yüzey yapıya yerleştirilmesi gerekiyor. Sizi rahatlatacaksa gelin beraber ağlayalım kaybettiklerimize. Bildiğim kadarıyla kardeşler 2 seneden beri birlikte yaşıyorlar. Hedefe aynı anda varmak için bu yolu karşılıklı yürüdüler. İpin ortasında buluşmak için aynı anda bir uçtan kadın diğer uçtan erkek cambaz hareket etti. Hayat onları her zaman karşı karşıya gelmek zorunda bıraktı. Cümlelerde beraber birlikte karşılıklı bir uçtan diğer uçtan karşı karşıya kodlayıcılarla sözlüksel işleş çatı gerçekleştirilmiştir. Ancak işleş çatıda hareketin karşılıklı ve ortaklaşa yapılması esas olduğu için bu kodlayıcıları taşıyan her cümlede de işleşlik söz konusu olmayabiliyor. Örneğin dil çalışmalarında söz dizimsel işleş çatı olarak verilen beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, işte efendim Ali ile Veli birlikte kaçtı örneklerinde işleşlikten söz edemeyiz. Çünkü bireyler tek başlarına bu hareketi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bizim bakış açımıza göre bunlarda işleşlik yoktur. Yukarıda verilen kodlayıcılardan herhangi biri kullanılmadan da söz dizimsel işleş çatı gerçekleştirilebilir. Örneğin anası kollarını açıp koşan oğlunu özlemle kucakladı. Ada uzun uzun Eda'nın gözlerinin içine baktı. Gözlerimizden yaş gelene kadar gülmüştük. Bu örneklerde hareketin karşılıklı birlikte yapılışı, işleşlik eki kullanılmadan, kucaklaşmak, bakışmak, gülüşmek biçimine sokulmadan, birlikte beraber gibi kodlayıcılara yer verilmeden, kucaklamak, bakmak ve gülmek eylemleriyle verilen hareketlerin karşılıklı ve ortaklaşa yapıldığı söz dizimsel yöntemle yani cümle üstü birim kapsamında sağlanmıştır. Anası kollarını açıp koşan oğlunu özlemle kucakladı örneğinde. Şimdi bunu incelediğimiz zaman kucaklamak etken geçişli nitelikleriyle iki istemli bir eylem olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla bunu kuracağı cümleye giren özne anası, eden rolündeki nesne de oğlunu ögesidir.
etkilenen rolündedir bu. Kucaklamak eylemi dil bilgisel olarak tek bir özne, yani anası tarafından yapılmış gibi gözükse de anlamsal olarak etkilenen rolündeki nesnenin, yani oğlun da karşılık vermesi beklenmektedir. Bu cümlede anlatılanların filmi çekilse ortaya şöyle bir tablo çıkar. Bir tarafta hareketsiz bir ana, bir tarafta kollarını açıp koşan oğul vardır. Buluştukları anda ananın kolları oğlu saracak, oğul da açık kollarıyla anasını saracağından kucaklamak eylemi ortaklaşa yapılmış olacaktır. Bu durumda kucaklayan ana özneyken kucaklanan oğul nesnedir. Roller değişip karşı tarafa geçtiğinde bu kez kucaklayan özne oğul, kucaklanan ana nesne rolünü üstlenmiş olacaktır. Ve kucaklaşmak eylemindeki gibi hareket gerçekleşmiş olacaktır. Anası kollarını açıp koşan oğlunu özlemle kucakladı cümlesinde anlatılanlar, anası ve kollarını açıp koşan oğlu özlemle kucaklaştı cümlesinde anlatılanlarla anlamsal açıdan eşdeğerdir. Aralarındaki tek fark biçim birimsel işleyiş çapıda nesne silme olayının, yani öge eksiltme olayının anası kollarını açıp koşan oğlunu özlemle kucakladı cümlesinde gerçekleşmemiş olmasıdır. Eğer eylem şey ekini alsaydı nesne cümleden silinecek. Sözlüksel dönüşlü çatıyla sözlüksel dönüşlü çatı ayrımına gelince, kendi kendine yapmanın söz konusu olduğu dönüşlü çatı, eylemde yapan ve etkilenen güç gerektirdiğinden sınırlı sayıda eylem için söz konusu olabilmektedir. Biçim birimsel dönüşlü çatı yönteminde kodlayıcı N ekidir. Sözlüksel çatıda da bu rolü kendini zamiri üstlenir. Şimdi örnek metnimiz şöyle diyor. Tunç'un bornozuyla banyodan çıktığını görünce yıkandığını anladı. Ama kim yıkadı seni diye sormaktan alıkoyamadı kendini İpek. Daha 5 yaşındaydı Tunç. Kızarmış yanakları, çipil çipil gözleriyle, zafer kazanmış komutan edasıyla kimse yıkamadı dedi. Yüzünü sevgiyle avuçları içine alan kadın, sen kendini mi yıkadın diyerek kocaman bir öpücük kondurdu çocuğun temiz alnını. Şimdi bu örnekte bütün çatı yöntemleri kullanılmıştı. Mesela birinci cümlede N etiyle yıkanmak eylemi için birimsel çatıyı örneklendirmiştir. İkinci ve beşinci cümlelerde sözlüksel çatı vardır. İşte diye sormaktan alıkoyamadı kendini İpek diyor. Sen kendini mi yıkadın cümlelerinde? Kendi kodlayıcısıyla sözlüksel çatı. Fakat dördüncü cümlede ise söz dizimsel çatı dolaylı yoldan herhangi bir kodlayıcı kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Kerime Hocam, 3 dakikamız kaldı. Bir iki dakika tabii verebilirim. Sen kendini mi yıkadın cümlesinde kendi zamiriyle sağlanan sözlüksel çatı, sen çimdin mi cümlesinde ölçülü dilde olmayan ama Doğu Anadolu ağızlarında yaygın olarak kullanılan çimmek eylemiyle sağlanabilir. Yıkanmak eylemiyle eşdeğer olan çimmek eyleminin anlamsal yapısında var olan yapan ve etkilenen gücü, yani kendini yıkamak söz konusu eylemin sözlüksel çatıya uygun olduğunu düşündürmektedir. Kılıç eylemlerinin dışındaki eylemlerde biçim birimsel dönüşlülük düşünülemez. Ancak sözlüksel sınırlı da olsa sözlüksel ve söz dizimsel çatı yöntemlerine başvurulabilir. Bugün kendimden nefret ettim, kendimi suçladım ve ilk kez kendime ağladım. Örneğinde duygu bildiren eylemler, nefret etmek, suçlamak, ağlamak sözlüksel dönüşlü çatıya girmişlerdir. Eden gücü bünyelerinde taşıyan eylemleri etkileyici güç cümle düzeyindeki sözlüksel kodlayıcılarla yüklenmiştir. Son olarak sözlüksel erilgen çatı ile söz dizimsel erilgen çatı ayrımı var. Eylemin içsel ögelerinden yapan eden konumundaki doğal öznenin bilinmezlik sırrına büründüğü, kestirilemediği, cümleden silindiği çatı biçiminin adıdır edilgenlik. Biçim birimsel edilgen çatıda edilgenlik bir ekli eylem üzerine kodlanır. Edilgen çatı demek cümleden öge silmek demektir. Araştırmacılar her eylemin edilgen çatıya girme durumlarının aynı olmadığını dikkat çekerler. Örneğin tek istemli eylemler için edilgen çatının uygun olmadığı dile getirilir. Doğa olaylarını anlatan eylemlerle duygu bildiren eylemler böyledir. Bunlar da edilgenleştirme söz dizimsel de anlam bilimsel istem yapısına göre değişiklik gösterir.
Bir zamanlar yanına yaklaşamadığınız bu adam okulları yüzünden battı. Hava öyle sıcak ki bu güzelim çiçekler bile 2 günde soldu. Yağmur yağdı, güneş açtı, hava ısındı. Çocuk nasıl olduysa merdivenlerden düştü. Cemre toprağa düştü nihayet. Gencecik çocuklara ağladık, yandık günlerce. O gün herkes o yaşlı babayı acıdı, üzüldü, ne yapacağını bilemedi. Şimdi örnek cümlelerdeki eylemlerin biçim birimsel yöntemde edilgen çatıya girmeleri olanaksızdır. Doğal olaylarını anlatan eylemlerin, kişiye özel duygu eylemlerinin, bazı geçişsiz eylemlerin biçim birimsel yöntemle edilgen çatıya giremeyişleri, tek istemli oluşlarıyla, iki istemli olsa da istem azaltmaya, yani öge silmeye yetkin olmayışlarıyla, işte canlı özne istemeleriyle açıklanabilir. Sınırlı sayıda da olsa büyüklere küsülmez kızılmaz tarzı genel ifadelerde duygu bildiren küsmek kızmak eylemlerinin edilgen biçimleri görülse de bu durumlarda söz bilimsel çatıdan yararlanılabilir. Seninle daha önce bunu konuşmuştuk. Büyüklere küsmek kızmak doğru değil demiştim. Hatırladın mı? İki ve üçüncü cümlelerde doğrudan yüzey yapıda, birinci ve dördüncü cümlelerde de tekrarlarla tam da büyüklere küsülmez kızılmaz cümlelerinde bildirilenler söz dizimsel edilgen çatıyla ifade edilmiştir. Pansiyon şehir dışında güvenliğini sağlamak için polisin işi değildi. Herhangi bir olay olduğunda jandarmayı arıyorlardı. Örnek metinde yer alan ifadenin şehir dışındaki pansiyonun güvenliği polis tarafından değil jandarma tarafından sağlanıyordu cümlesiyle eş değer oluşu 1, 2 ve 3. cümlelerde edilgenliğin dolaylı yoldan söz dizimsel olarak değerlendirildiğini anlatıyor. Son örneğimiz şu, Tolga asker düğününde cep telefonunu çaldırdı. Yaptıran öznenin birinci özne yani Tolga olduğu örnekte yapan özne yani ikinci özne kestirilemez niteliktedir. Çalmak eylemi yapanın bilinmediği örnek cümlenin biçim birimsel edilgen çatıyla anlatımı asker düğününde Tolga'nın cep telefonu çalındı biçimindedir. Bir çeşit söz dizimsel edilgenlik olarak değerlendirilecek bu tür kullanımlarda dır ekinin rolü de göz ardı edilememelidir. Sonuç bölümünü okumuyorum galiba, zamanımı harcadım. Yok, okuyabilirsiniz. Okuyabilir miyim? Tabii. Peki. Hızlıca okuyayım. Çok kısa bir sonuç. Tabii. Söz dizimsel ve sözlüksel çatıda yüklemde biçim birimsel bir değişkenlik olmadan, öge ekleme, öge silme, öge değiştirme olayları gerçekleşmeden ettirgenlik, edilgenlik, işleştik ve dönüştük kavramları yüklenir. Bu kavramlar sözlüksel çatıda sağlamak, neden olmak, sebep olmak, yol açmak, birbiri, beraber, birlikte ile kendi gibi kodlayıcılarla sözcük düzeyinde. Söz dizimsel çatıda ise söz dizimi düzeyinde olur, yani cümle ve cümle üstü birimlerle. Gereksinim duyulduğunda başvurulacak potansiyele sahip görünen söz dizimsel çatı, çatı ulamları içinde işlevsellik bakımından diğerlerine göre daha uygundur. Söz dizimsel ve sözlüksel çatı yöntemleri kılıç eylemlerinde anlatıma zenginlik katan keyfi uygulama olurken çatı eklerinin tamamını ya da bir kısmını alamayan eylemler için zorunluluk olabilmektedir. Teşekkür ederim. Evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Kerime Hocam. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ikinci konuşmacımıza geçiyoruz. Doçent Doktor Özgür Ay, Irk Bitik adlı eserin söz dizimi üzerine tespitler başlıklı bildirisini sunacak. Dinliyoruz Özgür Hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, bildirimin başlığı Irk Bitik adlı eserin söz dizimi üzerine tespitler. Önce size yöntemden bahsetmek istiyorum. Bu çalışma bildiri özetinde de belirttiğimiz gibi Irk Bitik adlı eserin söz dizimi üzerine hazırladığımız ve şu anda dizgisi devam eden daha geniş çaplı bir çalışmadan elde ettiğimiz verilerin bir kısmını içermektedir. Irk Bitik'in cümle incelemesi yapılırken Leyla Karahan tarafından hazırlanan Türkçe'de söz dizimi adlı eserde kullanılan tasdif ve inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bildiride Irk Bitik'in yeniden okunmasına ve anlamlandırılmasına çalışılmamış, Emine Yılmaz ve Nurettin Demir tarafından 2013 yılında yayıma hazırlanan Talat Tekin'e ait Irk Bitik, Eski Uygurca Fal Kitabı adıyla Türk Dil Kurumu yayınları arasında yer alan
eser kullanılmıştır. Palat Tekin tarafından eserin çeviri yazısı oluşturulurken orijinal metnine yapılan bazı eklemeler vardı. Biz bu eklemeleri çıkardık. Çünkü bu dışarıdan bir müdahale gibiydi. Ve eserde geçen 328 cümleyi söz dizim bakımından inceledik. Örnek olarak verilen cümlelerin sonuna da sırasıyla Talat Tekin'in kitabına göre sayfa, paragraf ve cümle numaralarını verdik. Cümlelerin anlamlarında herhangi bir değişikliğe gitmedik. Talat Tekin tarafından verilen anlamları aynı şekilde kullandık. Bilindiği gibi söz dizimi incelemeleri genel olarak 3 başlık altında yapılmaktadır. Bunlar kelime grupları, cümle öğeleri, cümle çeşitleri. Bildiri sınırlarını aşacağı için bu çalışmada ırk bitikte kullanılan kelime grupları ile ilgili tespitlere yer verilecek. Cümlenin öğeleri ve cümle çeşitleri ile ilgili tespitlere ise değinilmeyecektir. Yani burada sadece kelime grupları ile ilgili tespitlerimizi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi bu bildiriler sanal ortamda YouTube'da yayınlanacağı için Türkoloji ile ilgilenen genç araştırmacılar, lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, Türkoloji meraklıları da bizleri izleyecek. O yüzden biraz geniş bir giriş yapmak istiyorum. Herkes eski Türkçe ya da ırk bitiği bilmiyor olabilir. Bu yüzden biraz ayrıntılı bir giriş yapmak istiyorum. Türk dilinin ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Dilimiz yazılı eserler üzerinden takip edemediğimiz ve dilciler tarafından karanlık dönem olarak nitelendirilen Ana Altaycı dönemi, İlk Türkçe dönemi ve Ana Türkçe Ana Çuvaşça dönemi gibi dönemlerinin olduğu ortaya konulmuştur. Bu dönemlerin ortak özelliği yazılı metinlerle takip edilememesidir. Türk yazı dili tarihinin başlangıç noktası ise Eski Türkçe dönemidir. Eski Türkçe dönemi Türk dilinin yazılı ürünler vermeye başladığı ilk dönemdir. Grönbeck, Samoylovic, Ligeti, Caferoğlu, Yüce tarafından yapılan çalışmalarda Eski Türkçe terimi ile sadece 7. ve 10. yüzyıllar arasındaki Köktürkçe ve Uygurca dönemi kastedilmiş olsa da Runatas'tan sonra bu görüş değişmiş ve Karahanlı Türkçesi de Eski Türkçe dönemi içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Runatas'ın ortaya attığı Türk dilinin dönemlendirilmesinde İslamiyet'in kabulünden çok Moğol istilasının daha etkili olduğu görüşü daha sonra Lars Johansson, Marcel Erdal, Aysu Ata tarafından da benimsenmiş ve Karahanlı Türkçesi bir eski Türkçe şivesi olarak kabul edilmiştir. Günümüzde eski Türkçe dönemi 7. 13. yüzyıl arasındaki dönemi kapsamakta ve kendi içinde 3 tarihi döneme ayrılmaktadır. Bu dönemde Türk dili biri Orhun Türkçesi ve sonrasında eski Uygur Türkçesi, diğeri de Karahanlı Türkçesi olmak üzere 3 ayrı yazı dili halinde yaşamıştır. Evet, eski Türkçe ve ırk bitik la ilgilendiğimiz zaman şundan da bahsetmemiz lazım. Türk yazı dili tarihinin başlangıç noktası olan bu eski Türkçe döneminde Türkler kullandıkları damgalar ve eşyaların sembolleştirmesiyle kendi düşünce sistemlerinden çıkan harfler üretmişlerdir. Köktürk işaretler adı verilen bu harflerin runik kökenli olduğunu söyleyen araştırmacılar da bulunmaktadır. Türkler bizzat kendi düşünce sisteminden çıkmış işaretlerle adlarını, duygularını, düşüncelerini ve tarihlerini önce taşlara ve kullandıkları eşyaların üzerine kazımışlar. Daha sonra da bunlarla kitaplarda yazmışlardır. Burada Talat Tekin hocamızı yad etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eski Türkçe üzerine yapmış olduğu çalışmalarla ve Altay dilleri üzerine yapmış olduğu çalışmalarla bizlere hala ışık tutmaya devam ediyor. İnşallah nurlar içinde yatar hocamız. Köktürk harfli bu yazıtlar Talat Tekin tarafından 6 gruba ayrılarak incelenmiştir. Talat Tekin'e göre Köktürk harfli yazıtlar 1. Köktürk yazılı metinleri, Uygur yazılı yani Uygur bitikleri, Yenise yazıtları, 4. Hoytu Tamir yazıtları, 5. Talat yazıtları ya da Batı Türkistan yazıtları, 6. Doğu Türkistan yazmaları olarak 6 grupta incelenmiştir. Biz buradaki 6. grupla ilgileniyoruz. Çünkü Irk Bitik adlı eser bu Köktürk harfli yazıtların 6. grubuna yani Doğu Türkistan yazmaları içerisinde değerlendiriliyor. Doğu Türkistan'da bulunan yazmaların en önemlisi Köktürk işaretleriyle yazılmış, ele geçirilmiş ilk eser olan Irk Bitik adlı fal kitabıdır. Irk Bitik ya da fal kitabı
Eserin en önemli özelliği Köptürk işaretleriyle kitap biçiminde yazılmış ve bize kadar gelebilmiş tek eski Türkçe yapıt olmasıdır. Köptürk işaretleri yazılmış olmasına rağmen eser Uygurlar döneminden kalmıştır. Uygurlar Uygur yazısını geliştirmeden evvel erken dönemlerde Köptürk işaretlerini kullanmışlar ve bu işaretlerle birçok bitik ve bengütaş da bırakmışlardır. Bu bakımdan ırk bitik Köptürk işaretlerinin kağıt üzerinde kullanıldığı bir Uygur dönemi eseridir. Bu eser bulunmadan önce bazı araştırmacılar Köptürk işaretlerinin sadece taşa kazınmak için oluşturulduğu yönünde bir fikir ortaya atmışlarsa da ırk bitik bu fikrin doğru olmadığını göstermiştir. Kitabın adı 101. sayfada açıkça ırk bitik olarak kaydedilmiştir. Sözcük anlamı ırk, fal, bitik ya da betik kitap demektir. Irk bitik bugün nerede? Yazma halindeki eserin tek nüshası halen Londra British Museum Doğu Yazmaları bölümünde 8212 numarada kayıtlıdır. Buraya Stein tarafından Doğu Türkistan'dan yani Dunhuang'da bulunan Binbuda mağaraları civarındaki mabetlerden bulunarak getirilmiştir. Irk bitiğin yazarına ve kim için yazıldığına gelince önceleri bu kitabın İstik Sangun ile İtaçuk adlarında iki Budist mürit için yazıldığı sanılıyordu. Irk bitiğin hatime kısmını inceleyen Hamilton, bu küçük kitabın Taygüntan Manastırı'nda genç bir mürit tarafından ağabeyi Sangun İtaçuk için yazılmış olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Ne zaman yazılmıştır? Yazmanın tarihine gelince hatime bölümünden öğrendiğimize göre bu yazma Pars yılının 2. ayının 15. gününde yazılmıştır. Bazin buna göre, bu hatime bölümündeki bu kayda göre 17 Mart 930 tarihinde ya da 4 Mart 942 tarihinde yazılmış olabileceğini ileri sürmüştür. Erdal ise bu yapıtı 8. ve 9. yüzyıldan kalma 1. grup en eski Türkçe metinler arasında koymaktadır. Erdal'ın bu değerlendirmesine katılan Tekin, dil ve yazım özellikleri ırk bitiğin 10. yüzyıldan daha eski bir tarihte, 9. yüzyılın ortalarında hatta başlarında yazılmış olabileceğini gösteriyor demektedir. Irk bitiğin özelliklerine gelince eser küçük bir kitap halindedir. Sarı renkli ve kalın bir kağıda yazılmıştır. Yazma 57 yapraktan ibarettir. Kitapçığın boyutu 13.6 cm, eni de 8 cm'dir. Sayfalar birbirine dikilmemiş, sağlam bir tutkal ile birbirine yapıştırılmıştır. Aradan geçen uzun zamana rağmen eserde kullanılan kağıt ve tutkal özelliğini yitirmemiştir. Sayfa köşeleri ve dış yaprakları oldukça yıprandığından eserin zamanında çok fazla okunduğu anlaşılmaktadır. Türkçe metin 5. yaprağın alt sayfasında başlamakta ve 57. yaprakta sona ermektedir. Buna göre Türkçe metin 104 sayfadan ibaret olmaktadır. Kitabın son iki sayfasında kırmızı renkli mürekkeple yazılmış kısa bir hatime vardır. Yazmanın ilk 9 sayfası ile son 3 sayfasının aslında boş olduğu, bu sayfaların daha sonra Çince yazılarla doldurulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Türkçe metnin son 3 sayfası ile 1. ve 101. sayfaların kenarlarında da Çince yazılar vardır. Bu kitapta fala nasıl bakılıyordu? Bu bir fal kitabı olduğuna göre fala bir şekilde bakılıyor olması lazım. Irk bitiğin son derece ilgi çekici bir yapısı ve üslubu vardır. Her falın başında siyah mürekkeple yazılmış 3 dizi halinde 1 ile 4 arasında değişen küçük daireler vardır. Bu daireler her falın 3 rakamlı bir sayıya numaralandığını gösterir. Falına bakmak isteyen kişi 4 yüzünden her birine 1 ile 4 arasında küçük daireler bulunan bir aşık kemiğini veya tahta çubuğu 3 defa atarak önce şans sayısını belirler. Sonra da bu sayıya isabet eden falı öğrenir. Her fal şöyle biliniz iyidir veya şöyle biliniz kötüdür şeklinde bir sonuç cümlesiyle bitmektedir. Bu küçük eserde ayrıca çeşitli adetler, inançlar ve masal unsurları da yer almakta, günlük dilin kelimeleri de bolca kullanılmaktadır. Bir fal örneği vermek istiyorum fikir sahibi olabilmek için. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta da 4 daire halinde falın numarasını görüyorsunuz. Falın numarası 444. Ala atlık yol tengrimen, yarın kiçe eşürmen, utru eki yalık kişi oğlun sokuşmuş, kişi korkmuş, korkma demiş, kut bilge, birgeymentimiş, anca bilin edgi ol. Alaca adlı yol tanrısıyım, sabah akşam atımla rahvan gidiyorum. Bu yol tanrısı güler yüzlü iki insanoğluna rastlamış, insanoğulları korkmuş, yol tanrısı korkmayın demiş, size kut vereceğim demiş, öylece bilin bu fal iyidir şeklinde
Talat Tekin hocamız bu şekilde cümleleri aktarmış. Özgür Bey, 5 dakikamız var. Hocam, tamam hocam. Irk bitik üzerine yapılan çalışmalara bakacak olursak, biraz buraları hızlı geçeceğim. Irk bitik ilk olarak köklük işaretlerinin çözümleyicisi Türkolog Thomsen tarafından yayımlanmıştır. Bundan sonra Orkun ve Malo tarafından yapılan çalışmalar Thomsen'in bu yayınının işte Türkçe'ye ve Rusça'ya çevrilmesi şeklinde olmuştur. Birkaç kelimenin düzeltilmesi şeklinde bir farklılık arz etmektedir. Daha sonra Clausen ve Marcel Erdal ırk bitikteki çözümlenememiş veya da sorunlu olan bazı sözcüklerle ilgili birer makale yazmışlardır. James Hamilton eserin kim tarafından yazıldığını net bir şekilde belirlediği makalesini yazmıştır. Irk bitik üzerine çalışan ve metni tümünü ele alıp yayınlayan araştırmacıların biri de Ikeda'dır. Ikeda dışında Molnar'da eser üzerinde çalışma yapmıştır. Irk bitik üzerine en son çalışma Talat Tekin tarafından yapılmıştır. Bu çalışma daha sonra Türk Dil Kurumu tarafından Irk Bitik Eski Uygurca Fal Kitabı adıyla yayınlanmıştır. Biz de bu çalışmamızda Talat Tekin Hoca'nın 2013 yılında yayınlanan bu kitabını kullandık. Bunun dışında popüler yayınlarda bulunmaktadır. Irk bitikte kelime gruplarına gelecek olursak, Leyla Karahan hocamız Türkçenin Söz Dizimi adlı eserinde kelime gruplarını 14 başlık altında toplamıştır. Bunları biliyoruz ve bu şekilde yani kullanıyoruz. Hatta KPSS sınavlarında sorular burada anlatıldığı şekliyle öğrencilerin karşısına çıkıyor. Irk bitikte toplam 1293 kelime geçmektedir. Bunlardan mükerrer olanlar çıkarıldığında 456 farklı sözcüğün kullanıldığı görülmektedir. Bu 446 sözcükten de 313'ü isim, 143'ü ise fiildir. Irk bitikte en sık geçen isim ança, en sık geçen fiil ise bilmek fiilidir. Ekranda görmüş olduğunuz tabloda en çok geçen isimleri ve fiilleri sayılarıyla birlikte görebiliyoruz. Irk bitikte geçen cümleler kelime grupları açısından incelendiği zaman şu tespitler yapılabilir. Irk bitikte geçen 325 cümleden 179 tanesinde hiç kelime grubu kullanılmamıştır. Bu da ciddi bir orandır. Yani %45'lik bir yere kısma tekabül etmektedir. Dolayısıyla Irk bitikte yer alan cümlelerin %45'inde herhangi bir kelime grubu yoktur. Sadece sözcükler kullanılmıştır. Kelime gruplarına bakacak olursak birincisi isim tamlaması. Irk bitikte geçen cümleler incelendiğinde isim tamlamalarının sıfat tamlamalarından sonra en çok kullanılan kelime grubu olduğu görülür. Eserde geçen 300 kelime grubundan 49'u isim tamlamasıdır. Irk bitik isim tamlamaları açısından incelendiği zaman tespit edilen isim tamlamalarının iyelikli veya iyeliksiz olarak yapılabildiği görülmüştür. Bilindiği gibi eski Türkçe'de eksiz at tamlaması meselesi Türkolojinin önemli sorunlarından biri olarak pek çok yayında tartışılmıştır. Hatipoğlu, Adams, Şirin, Osman Mert, Eraslan gibi hocalarımız bunlarla ilgili bir takım tespitler de bulunmuşlardır. Hatipoğlu, Adams, Şirin, Osman Mert hocalarımız bunları birer isim tamlaması olarak kabul etmişler. İyeliksiz oldukları halde bunları isim tamlaması olarak kabul etmişler. Eraslan Hoca da ad tamlamaları baş altında incelemiş ancak bunları sıfat tamlaması olabileceğini belirtmiştir. Bunun dışında Grombek, Pope, Gabein, Talat Tekin, Zülfikar, Marcel Eldar, Johansson gibi araştırmacılar ise bu tamlamaların sıfat tamlaması olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Irk bitikte tespit edilen 49 isim tamlamasından 30'u iyelikli, 19'u ise iyeliksiz isim tamlaması kuruluşundadır. Kiyik oğlu men, geyik yavrusuyum, burada iyelik kullanılmış. Kul sabı, kuzgun sabı, ögüm öti, kanım sabı gibi örneklerde iyelik ekinin kullanıldığını görebiliyoruz. Sarıyla gösterdiğimiz turnya kuş, ırk bitik,
Yol Tengri gibi kullanımlarda ise iyiliksiz olarak isim tamlamalarının kullanıldığını görmekteyiz. Orana bakacak olursak iyilikli tamlamalar %61'lik bir orana sahiptir. Sıfat tamlamaları ırk bitikte geçen kelime gruplarından en çok kullanılanıdır. Taramamız sonucunda 120 tane sıfat tamlamasına rastladık. Dolayısıyla sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları diğer kelime gruplarına oranla kelime gruplarının büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu ırk az emgeki, altın kanatlı talım kara kuş, menglik bey gibi ördeklerde yer alan bu kullanımlar sıfat tamlamasına örnek olarak verilebilir. Sıfat fiil gruplarına gelecek olursak burada çok ilginç bir durum var. Sıfat tamlamaları çok yaygın olmasına rağmen sıfat fiil grupları yaygın değil. Sadece iki örnekte biz sıfat fiil grubunun kullanıldığını tespit ettik. Yılka tekmişik yıdıtmayın, ayka tekmişik artatmayın. Bir yıla erişmişi korkutmayayım, bir aya erişmişi bozmayayım örneğinde bunu görebiliyoruz. Zarf fiil grupları bu 45 tespitle, 45 örnekle en sık görülen kelime gruplarındandır. Yarlık, kamıç, bulupan, yalgayu, çıntan, ıgaç, üze, olurupan gibi örneklerde çok fazla metinde zarf fiil gruplarına rastlanmıştır. Özgür Bey. Efendim süremiz hocam. Bitti. Toparlarsak. Toparlıyorum hocam. Evet, toparlıyorum. Teşekkür ederim. Tekrar grubu. Tekrar grupları da yine sık kullanılan öğelerimizdendir. 28 örnekle de tekrar grubu örneklerini tespit ettik. Bunlar genellikle yakın anlamlı sözcüklerin tekrarı şeklindedir. Edat grupları, o da yine sık gördüğümüz kelime gruplarındandır. 24 örnekle de edat gruplarının kullanıldığını tespit ettik. Birleşik isim grubu sadece metnin hatime bölümünde yazarın adı verilirken karşımıza çıkıyor bir örnekte. Birleşik fiil grubu ise yine çok sık kullanılan, çok sık tespit edilebilen örnekler arasındadır. 29 örnekte de birleşik fiil grubunu görebiliyoruz. Kısaltma grupları olarak örneklendirebileceğimiz sadece iki örneğe rastladık. Sonuç kısmına gelecek olursam, ırk bitik adlı fal kitabında kullanılan toplam sözcük sayısı 1293, farklı sözcük sayısı ise 456'dır. Bu farklı sözcüklerden 313'ü isim, 143'ü ise fiildir. Irk bitikte en sık geçen isim anca, en sık geçen fiil ise bilmektir. Irk bitikte kullanılan 325 cümleden 179 tanesinde hiç kelime grubuna rastlanmamıştır. İçinde kelime grubu geçen cümle sayısı ise 146'dır. Irk bitikte kullanılan cümlelerin çoğunda kelime grubuna rastlanılmaması kuşkusuz okuyucunun eseri daha kolay anlamasını sağlamaktadır. Leyla Karan tarafından Türkçe'de Söz Dizimi adlı eserde günümüz Türkçesinde kullanıldığı gösterilen kelime gruplarından isim fiil grubu, bağlama grubu, ünvan grubu, sayı grubu ve ünlem grubunun ırk bitikte kullanımına hiç rastlanılmamıştır. Irk bitikte en sık kullanılan kelime grubu sıfat tamlamasıdır. En az tespit edilen kelime grubu ise birleşik isim grubudur. Irk bitikte geçen kelime gruplarının dağılımını şöyle bir tabloda gösterebiliriz. İlki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında yapılan Türk Dili Kurultayı'nın 9.sunda bildiri sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Atamızı dualarla yad ediyor. Kurultay emeği geçenlere ve bildirimizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Aynı mutluluğu bizler de paylaşıyoruz. Tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Şimdi üçüncü konuşmacımız Doktor Turan Hüseynova, Toyukuk Abidesi'nde Cümle Yapıları isimli bildirisini sunacak. Buyurun. Duyuyorsunuz değil mi? Tamam. Evet, evet duyuyorum tamam. Hocam. Sayın Hoca, Sayın Başkan, Sayın Hocalar, Kurultay katılımcıları, herkesi selamlıyorum. Bugünkü benim sunumumun ismi Toyukuk Abidesi'nde cümle yapılarıdır. Yazı bildiğimiz gibi insanların yarattığı
öyle bir işareler toplusudur ki onun yardımıyla dil durmadan ifade olmuyor ve yazının mevcut olmaması dilin daha çok değişmelere uğramasına sebep olabilir. Dil ve yazı birbirine o kadar bağlı ki bir dil hakkında konuştuğumuz zaman onu alfabesinden ayırmıyoruz. Yazıya bu kadar önem verilmesinin sebepleri vardır. İlk olarak sözleri sesler ile karşılaştırdıkta onların daha basit ve sabit ve değişmez olduklarını görüyoruz. Bununla beraber insanlarda görme duygusu işitmeden daha aydın ve güçlüdür. Yazı insan hayatına girdiği günden itibaren insanlar ilk olarak sadece gördüklerini, daha sonra ise düşünce ve duygularını bu işaretlerle ifade etmeye başlamışlar. Çağdaş devirde dilin tarihi gelişim aşamalarını belirlemek için elimizde eski yazılım abdelerin olması çok önemlidir. Bu bakımdan Türk halkı çok şanslıdır diyebiliriz. Çünkü bizlerin elinde tam 1300 yıl önce yazılmış ve günümüze kadar korunan mezar taşları vardır. Çoğu zaman mezar nazmı diye adlandırılan orhun abdeleri eski Türk halkanlarının, serkerdelerinin bizleri gelecek nesillere sanki bir hesabatıdır. Günümüze kadar korunan bu abdeler bizleri Türk kültürü, harbi, tarihi, felsefesini araştırmak bakımından yardımcı olmakla beraber Türk dilinin gramer yapısının değişim ve gelişim yolunu çizmemize de yardımcı olan bir hazinedir. Bu bildirde Tony Cook abdesine dayanarak Türk dillerindeki cümle yapılarının 1300 yıl önce hangi seviyede olduğunu belirlemeye, hangi cümle yapısının daha fazla kullanıldığına, bununla beraber çağdaş Türk dillerinde kullanılan birleşik cümlelerden farklı olarak hangi birleşik cümlelerin kullanıldığını belirleyeceğiz. Eski Türk yazılı abidelerinin dilindeki cümle yapılarının incelenmesi hem orta asır hem de çağdaş devir Türk dillerindeki cümle şekillerinin belirlenmesi bakımından bir esastır. Çağdaş devirde Türk dillerindeki söz dizimiyle ilgili problemlerin ortadan kaldırılması zamanı ilk olarak müracaat edeceğimiz kaynak eski yazılı abidelerdir. Göktürk, Uygur ve başka eski Türk yazılı abidelerinde bildiğimiz gibi noktalama işaretleri yok seviyesindedir. Bu orijinal metinlerin transkripsiyonunda özellikle de birleşik cümlelerin nereden başlayıp nerede biteceğini belirlemekte zorluklar yaratıyor. Uzun tarihi yol geçen bu abdeler şimdiye kadar farklı dil uzmanları tarafından çevrilmiş ve bu çevrilme prosesinde yanlış yerde yazılan noktalama işareti cümle çeşitlerinin örneğin bağımsız birleşik cümleler arasında yazılmakla basit cümlelerin veya tam tersi basit cümleler arasında yazılmakla bağımsız birleşik cümlelerin oluşturulmasına sebep olmuştur. Bu problemin ortadan kalkması için elbette orijinal metne dayanmak ve doğru analiz etmek lazım. Bu bildiride bizler orijinal metne dayanarak Tony Cook abidesinde kullanılan cümlelerin doğru şekilde noktalanmasına dikkat etmeye çalışacak ve yapı bakımından hangi cümlelerin daha fazla veya az olduğunu belirleyeceğiz. Tony Cook abdesi üç Türk kağanına, İlteris Kapağan ve İlteris'in oğlu Mogilyan'a dizilik yapmış Tony Cook'un hayatı ve siyasi hizmetlerinden bahseden 62 satırdan oluşan bir abdedir. Abdede olaylar Tony Cook'un kendi dilinden anlatılıyor. Bu bakımdan abdede dedim dedi şeklinde kurulmuş farklı şekilde cümleler görüyoruz. Eski Türk dilinin tüm özelliklerini yansıtan bu abide bizler için çağdaş Türk dilinin öğrenilmesi bakımından derin bir kaynaktır. Abidelerde noktalama işaretlerinin olmaması bizleri buradaki cümle şekillerini belirlemekte zorluklar yaratıyor. Ama buna rağmen cümlelerin anlamlarına dikkat edildiğinde cümlelerin basit mi yoksa birleşik mi olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yazılı abidelerimiz sayesinde bizler birleşik cümlelerin gelişim tarihini izleyebiliyoruz. Bazı araştırmacılar eski Türk dilindeki cümleleri incelerken sadece basit cümlelerin mevcut olduğunu iddia ediyorlar. Onların fikrine göre dilin daha sonraki gelişim aşamasında başka dillerin, Fars, Çin, Arap dillerinin etkisiyle birleşik cümleler oluşmuştur. Ama Orhun yazılı abideleri bu fikirlerin yanlış olduğunu herkese kanıtlamamız için bir esastır. Abidelerdeki birleşik cümleler yapı bakımından çağdaş Türk dillerinde kullanılan birleşik cümlelere uygun olduğu gibi aynı zamanda bazı özelliklerine göre farklanıyor. Çağdaş Türk dillerinde bildiğimiz gibi bağlaçlık birleşik cümleler geniş kullanılıyor. Bu cümle yapısı eski Türk yazılı abidelerinde de çok yaygındır. Ama bunun yanı sıra bizler bazı bağlaçlı birleşik cümle çeşitlerini de abidelerde görebiliyoruz. Abidedeki cümle yapıları. Abidedeki
Abidelerdeki bağımsız birleşik cümleleri çoğu zaman basit cümleler olarak ayrı ayrı inceliyorlar. Halbuki bu basit cümlelerin çoğu birbiriyle anlam bakımından bağlıdır. Tony Cook abidesindeki cümlelere dikkat edersek farklı cümle şekillerini görebiliriz. Bu bakımdan cümleleri şöyle çeşitlendirebiliriz. Yapılarına göre cümleler, anlamlarına göre cümleler. Abidedeki cümleleri yapılarına göre iki farklı grupa ayırıyoruz. Basit cümleler, birleşik cümleler. Basit cümleler çoğu dillerde olduğu gibi Türk dillerinde de basit cümlelerin birleşik cümlelerden daha önce oluştuğu hiç şüphe doğurmuyor. Abidedeki basit cümleler de genellikle yüklem ve özneden oluşan yapıya sahiptir. Abide çok büyük olmamasına rağmen farklı yapılı basit cümleler görebiliyoruz. Bir özne ve ona ait olan iki veya daha fazla yüklemden oluşan basit cümleleri sık sık görüyoruz. Türk budun, kanın bulmayın, tabakacda adrıldı, kanlandı. Türk milleti hanını bulmayıp Çin'den ayrıldı ve kanlandı. Bu şekilde basit cümlelerle beraber abidede daha karışık yapılı cümleler de görüyoruz. Türkiye Türkçesinde girişik cümle diye farklı bir cümle yapısı olarak değerlendirilen cümlelerden aslında içerisinde fiilimsi bulunan basit cümlelerdir ve abidelerde onlara da rast geliyoruz. Ida taşta kalmışı kubranıp yiti yüz buldu. Ormanda taşta kalmış olanı toplayıp 700 oldu. Birleşik cümleler. Tony Cook abidesinde Türk dilinde kullanılan birleşik cümle çeşitlerinin çoğunu görmüyoruz. Çağdaş devirde bağlaşıların yardımıyla birbirine bağlanan basit cümleler burada sadece yanaşma yoluyla birleşik cümleleri yaratmıştır. Soru yaranabilir ki neden bu cümleleri basit değil birleşik cümle adlandırıyoruz? Çünkü buradaki basit cümlelerin arasında biz nokta işaretini koyamıyoruz. Onlar anlam bakımından birbirine bağlıdır. Abidede Tony Cook'un dilinden söylenmiş dedim dedi şeklinde kurulmuş birleşik cümleler sık sık kullanılmıştır. Üçe gün kabışıp sülelim, idi yok kılalım timiş. Her üçümüz buluşup ordu sevk edelim, tamamiyle yok edelim demiş. Şartlı birleşik cümleler. Eski Türk dilinde en çok kullanılan bağımlı birleşik cümlelerdendir bu cümleler. Sarser 2'nin yardımıyla oluşan bu cümlelerde yan cümle temel cümleden önce gelir. İlteliş kavan, kazanmasar, budu ben özüm, kazanmasar, il yeme budun, yeme yok erteçi erti. İlteliş kavan kazanmasa ve ben kendim kazanmasam il de millet de yok olacaktır. Abidedeki cümlelere dikkat ettiğimizde burada anlam bakımından da farklı cümle yapılarının olduğunu görüyoruz. Anlam bakımından cümleler şöyle çeşitlendirilir. Olumlu cümleler, ilk olarak olumlu cümleler. Bu cümleler genellikle dinleyen kişiye bir iş, olay veya düşünce hakkında bilgi veriyor. Bu cümlelerde daha çok fiille ifade olunmuş yüklem önemli yerde duruyor. Tony Cook abidesinde genellikle olumlu cümleler kullanılmıştır. Kanın koduk tabaçka yana içikti. Hanını bırakıp Çin'e tekrar teslim oldu. Olumsuz cümleler. Bu cümlelerde yüklem olumsuz bir fikri ifade ediyor. Bu zaman fiil mame olumsuzluk iki ile olumsuzlaştığı gibi aynı zamanda yok değil sözleriyle de olumsuzluk ifade ediyor. O sabık eşidi tün ısıkım gelmedi. Küntüz olur sıkım gelmedi. O sözü işitip gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi. Yok kelimesi abdede yok boldu, yok kılalım, yok ertmiş, erteci şeklinde karşımıza çıkıyor. Soru cümlesi konuşma zamanı bu ve başka bir fikri, olayı, eşyanı öğrenmek amacıyla soru cümleleri oluşur. Tarih bakımından bu cümlelerin oluşumu daha eskileri gidiyor. Çünkü insanlar onlara malum olmayan eşya, olay, durumun ne olduğunu belirlemek için bu cümlelere gerek duymuşlar. Noktalama işaretlerin olmaması bu cümle şekillerini de belirlemekte bizlere zorluklar yaratıyor. Tony Cook abidesinde biz toplam 7 soru cümlesi görüyoruz. Bunlar ne ve niye, ne ki soru zamirleri ve mu soru edatının yardımıyla kurulmuştur. Büntegi var, erser, ne burigi,
var erkeçi ermiş. Böylesi var olsa ne sıkıntısı mevcut olacakmış. Emir cümlesi. Bu cümlelerin yüklemi emir kipiyle çekimlenmiş birlerden oluşuyor. Bu abdelerde bizler emir cümlelerini fazlasıyla görüyoruz. Tabakaç biridin yankik, kıtarih örütkin yankik, ben yaradımta yankikeyin, Türk sır budun yerintey, idi yorumazun, usar idi yok kılalım. Çin güney taraftan hücum et, ben kuzey taraftan hücum edeyim, Türk sır illeti yerinde hiç yürümesin, mümkünse hep yok edelim derim. Ünlem cümlesi, insanların his ve heyecanlarını bildiren ifadeleri elbette ki yazıda gösterebilmek çok zordur. Abdelerde bu cümleleri sadece metnin içindeki olaylara göre bulabiliyoruz. Bu yüzden bu cümlelerin belirlenmesi daha çok tahmine benziyor. Tony Cook abdesindeki bazı emir cümlelerini belki ünlem cümlesi olarak da düşünebiliriz ama burada daha çok emir duyulduğu için onları ünlem cümlesi olarak örnek veremiyoruz. Sonuç azalıyor. Ha, çok güzel. Evet. Sonuç. Türk dilinin tarihini öğrenmek bakımından elimizdeki değerli ve eski yazılı abidelerden olan Orhun abideleri üzerinde şimdiye kadar çok araştırmalar yapılmıştır. Bu sene yazılışının 1300. yılını kutladığımız Tony Cook abdesi dil uzmanlar tarafından yeniden araştırıldığı ve dilimizin tarihini öğrenmek açısından büyük katkıda bulundu. Bu makalede Türk dili gramerinin en az araştırılan bilim dalı söz dizimi ve onun temeli olan cümleler incelenmiştir. Maksadımız 7. asırda edebi Türk dilinde yapı bakımından hangi cümlelerin yaygın olduğunu bulmak, en esası birleşik cümlelerin de bu sırada olduğunu ispatlamaktır. Araştırma sonucunda eserde çağdaş Türk dilinde kullanılan birleşik cümlelerin çoğunun olmadığını görüyoruz. Genellikle sase, sert, şart ekinin yardımıyla düzelen birleşik cümleleri görüyoruz. Bu cümlelerin hepsi şart değil, zaman, mekan, sebep bildirenler de vardır. Abidede olaylar Tony Cook'un dilinden söylendiği için dedi yüklemli dolaylı anlatım cümleleri de sıkça kullanılmıştır. Teşekkürler dinlediğiniz için herkese. Evet. Bildirim. Biz de teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Şimdi oturumumuzun son konuşmacısı Doktor Ramila Yusufkızı Süleymanova bildirisini sunacak. Onun bildiri başlığı Azerbaycan dili şivesinde Türkiye Türkçesi ile ortak kelimelerde semantik farklar. Buyurun. Bəli, çok teşekkür ederim. Mövzum Azerbaycan ağızlarında Türkiye Türkçesi ile ortak kelimelerde semantik farklardır. Ortak kelimelerin anlamındaki değişiklikler lehçelerde edebi dilden daha aktiftir. Bunun nedeni dil normlarının muhafazakar olarak korunduğu edebi iletişimsel sistemin aksine diyalekt sisteminin dinamizmi dil tarihine daha yakın bir bağlantıdır. Sonuç olarak edebi dil tarihinin eski özellikleri çok sayıda arhaik sözcükler bilim, günlük iletişim için bir malzeme olarak lehçelerde korunur. Ortak diyalekt kelimelerin çeşitliliği edebi dilden daha fazladır. Bu çeşitli faaliyet alanlarının kullanılmasına yol açar ve sözlü ve anlamsal değişikliklere neden olur. Örneğin aynı sözlük biriminin kamusal yaşamın farklı alanlarında kullanılması anlamını değiştirebilir. Sonuç yeni bir sözcük veya yeni bir mecazi anlamda bir sözcük meydana çıkabilir. Bununla birlikte eski ve yeni anlamları birleştiren orijinal anlam veya ortak işaret değişmeleri kalır. Belge kelimesi tarımda tarım alanının ekilebilir arazilerin sınırlarını belirten bir işaret anlamını bildirir. Ve aynı zamanda aile, akrabalık ilişkilerinde halka anlamını, savaşta ise savunma için kolun etrafına sarılmış bir bandaj anlamını bildirir. Ancak orijinal işaret, işaretin anlamını korur. Ortak sözcükler sadece lehçede değil, edebi Türkçede de anlam kazanır. Edebi dil biçiminde yeni anlamın geçişi, biçim ve mevki benzerlikleriyle koşullanır. Lehçenin aksine edebi Türkçedeki türevsel anlamlar geniş ölçüde temsil edilmez ve sınırlı sayıları ile ayırt edilir. Örneğin Azerbaycan dilinin lehçelerinde şapka anlamında külah kelimesi çeşitli şekillerde kullanılır.
Mesela teşkila, teskula, araçın anlamlarını bildirir. Teşkila vesaire şekillerde işlenir. Türkçe'de ise külah kelimesi kapak, kağıza sarılmış anlamındadır. Ama aynı anlamla bağlantısı kendisini ifade etmektedir. Türkçe ve ortak lehçe kelimelerinin anlam bilimindeki değişim sözcüklerinin anlam bilimsel gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve Türk dillerinin farklılaşma işaretlerini yansıtmaktadır. Sonuç olarak bir sözcük bir dilde diğer anlamda, diğer dilde ise farklı bir anlamı ifade edebilir. Mesela örneğin gelit sözünü dikkatinize çatdırmaq istəyirəm. Gelit Ağdam Şuşa lehçələrində bir nesneyə sarılmış, tatlı olmayan bisküvilər anlamına gəlir. Çocuklar geliti sevər. Sabirabad lehçəsində galet kəliməsi aynı anlama sahibdir. Türkçədə galeta fırında bişmiş bir tür uzun və ya yuvarlaq ekmek anlamına gəlir. Qındırğa kəliməsi Cəlləbad və Culfa lehçələrində güclü halat və Ağdaş, Kürdəmir, Mingəçevir, Oğuz, Salyan, Tovuz ləhcələrində və Lənkəran və Salyan ləhcələrində vahşi bitki adı anlamına gəlir. Qındırğa havardır, damların üstə zadda yapılar. Türkçədə qındıra, Türkçədə isə qındıra sulaq alanlarda yetişən incə, uzun yapraqlı bir ot anlamına gəlir. Qızmaq Bakı və Kürdəmir ləhcələrində güvənmək anlamını ifadə edər. Türkçədə isə modern türk dilində qızmaq anlamına gəlir. Dakikalar keçdikcə sakinləşiyor, sakinləşdikcə isə için-için qızıyordum, üzülüyordum. Və kundara sözünə diqqət yetirmək istərdim. Oğuz ləhcəsində qondara, basar keçər, baş keçid, borçalı, Cəbrail, Füzuli, Göyçay, Xocavənd şivələrində də yüksək topuqlu ayaqqabılar anlamına gəlir. Qışın qadınlar qondara giyməz. Türkçədə kundura kabaca tasarlanmış ayaqqabı bağı anlamına gəlir. Kundurasının tahta ölçələri ıssız Babi Ali'nin kaldırımlarına vurduqca bir çəkit sesilə ötüyordu. Kolay. Cəbrail ləhcəsində güclü, Naxçıvan və Ordubad ləhcələrində kötü anlamına gəlir. Bu yeri kolayca suladınız. Bakı ləhcəsində Naqulay, Büyük Qarakinsi ləhcəsində Naqulay, Alaqulay və Ucar ləhcəsində yönlü anlamında kəndini göstərir. Türkiyədə kolay anlamında kullanılmaqdadır. Bu öylə dışarıdan sanıldığı gibi pek de kolay bir iş deyildir. Qurəbə. Naxçıvanın Bayxır köyünün ləhcəsində şəkərli kek türkçə kurabiye anlamına gəlir. İçindən ne çay içmək, ne de masanın üzərində sərgilənmiş çeşitli pastalardan, kurabiyelərdən yemək geçiyordu. Mendil, Azərbaycanın Quba ləhcəsində ləçək və eyni zamanda Türk dilində də mendil aynı anlamı ifadə ediyor. Mazı, Naxçıvanın Kəngərli ləhcəsində ardıç ağacının konisi, Nehrəm köyünün ləhcəsində ağac yapraqlarında leke gibi bir hastalık anlamına gəlir. Türkçədə aynı fonetik yapıda selvi ait süs bitkisi anlamlarına gəlməkdədir. Mat, Ağdaş, Kürdəmir, Qubadlı, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala ləhcələrində reçel kəlməsi ilə şişmə anlamına gəlir və Türkçədə met kəlməsi şişmə anlamına gəlir. Parmaq vurulduğunda kumaş bir zincir gibi gerilir, bir araya gəldiyində gökyüzü kurşunla kaplıydı. Deniz denilən bin başlı bir əjdərha gördüm. Nafaka, çəmbərək ləhcəsində yemək anlamına gəlir. Nafakasız qaldı mişkarın uşağı dünənləri. Türkçədə nafaka geçim kaynağı, giyim anlamına gelir. Çoluk çocuğun nafakası için geceli gündüzlü, örs baştan ayrılmayan demirçiyi göreyim dedi bir gün. Obur, Lənkəran ləhcəsində parça parça anlamına gelir. Türkçede de aynı kelime aşırı yemek yiyen doyumsuz anlamını ifade ediyor. Paraman, Şamaxı ləhcəsində çamur duvar anlamına gelir. Avlunun paravanı dökülür. Türkçədə paravan pərdə anlamına gəlir. Merdivenin başındakı paravanın arkasında qarif bir səhnə gördüm. Pürtük, Oğuz ləhcəsində toz anlamına gəlir. Kepkanın üstündəki pürtükləri çötkə ilə təmizlə. Aynı zamanda Türkiyə türkçəsində də pürtük bir şey üzərində çıxıntı anlamına gəlir.
Hava soğuk, yalnız soğuk değil, ıslak. Hani çürümüş dokunsan dağılır ya, pürtük pürtük, pürtük pürtük olur ya. Salaca, Ağdam, Gedəbəy ləhcələrində tabut anlamına gəlir. Salaca ustası ifadəsində də bu anlamı ifadə ediyor. Türkçədə kelimenin sonunda bir sesli harf ilə karakterizə edilən salacaq kelimesi ölülərin yıkandığı ahşap bir yer anlamına gəlir. Sebi, qax şivələrində çocuq anlamı ilə birlikdə yetim, fakir, aptal anlamına gəlir. Bu uşaq səbidir, tartanın qırağını çeynəyib yiyir. Türk dilində sabi fonetik şəkli kiçik uşaq anlamını bildirir. Memedin benim, sabilerin ne günahı var? Sıkma, Borçalı lehçesinde aynı zamanda Türkçede de sıcak bayan bluzu, pantolon anlamına gelir. Kışın savuğunda arvatları saklayan ancak sıkmadır. Sözlük nesneleri tek bir lehçe ve edebi dilde ayırmaya yönelik olsa da giyim konseptiyle bağlantı anlamını birleştirir. Sızdırmak, Gəncə ləhcəsində işarət etmək, ipucu vermək anlamına gəlir. Biraz sızdırdım, anladı. Türkçədə sızdırmaq, gizli bir mesaj yaymaq, gizli bir mesaj vermək anlamına gəlir. Bu plan üzərində anlaşdılar, sırlarını kimsəyə sızdırmadılar və fırsat kollamaya başladılar. Tabak, Naxçıvan və Ordubad ləhcələrində xonça anlamına gəlir. Bugün bizden kız evine tabak gidecek. Masallı lehçesinde plaka şekeri doğramak için tastan hazırlanmış özel bir kase anlamına gelir. Türkçe'de ise boşkap tabak anlamına gelir. Tabağı önüne ittim. Çatalını aldı, söylenerek patlıcanı karıştırdı. Tecere, Şərur lehçesinde 5 pud tutan bir çömlek anlamına gelir. Tecere 80 kilodur. Aynı zamanda, aynı anlamla da tecere sözü Türk dilinde de, modern Türk dilinde de işlenmektedir. Teneke, mehri zengilan lehçelerinde kamıştan dokunan nesne anlamına gelir. Pambığı tenekenin üstüne töküp kuruduruq. Türkçe'de teneke demir saç ve ondan yapılan nesne anlamındadır. Çantadan bir ayna çıkarır, holdeki masanın üstüne yerleştirdiği çantanın kenarına dayar. Mavi boyalı teneke kutudan tasını ve jilet makinasını çıkarır. Törpü, Ağdam, Bərdə, Qarakilsə, Şuşa ləhcələrində və Göyçay, Şamaxı ləhcələrində böyük və seyrək dişli kavra anlamını bildirir. Törpü olmadı deyə dəhrənin sapı kələkötür qaldı. Aynı zamanda Türkçədə törpü kəliməsi teskeri anlamına geliyor. Azərbaycan dilinin ləhcələrində modern Türk dilinin ortak özellikleri arasında sözcük semantik düzey ilə ilgili bir çox özellik var. Modern Türkçədə yaygın olan sözcüksel birimlerin semantik kapasitesində kararlılık ve değişkenlik gözlənməkdədir. Sözcüksel anlamın değişimi genellikle semantik alanın ötesine geçemez. Türkçə ve yaygın lehçe kəlimələrdə kendi dağıtım alanlarında farklılık gösterir. Yaygın kelimelerin geniş bir coğrafyaya yayılması ile fonetik, sözcüksel, anlamsal değişiklikler arasında bir bağlantı vardır. Ortak bir kelimenin coğrafyası ne kadar geniş olursa, biçim ve içerikteki değişiklikler de o kadar değişikliğe çok maruz kalabilir. Bazen yeterince geniş bir uzamsal parametre aralığında sahip ortak bir kelimeye biçim ve anlamdaki önemli değişiklikler eşlik etmez. Bu işaret yakın diyalektal özelliklere sahip alanlar götürülür. Farklı diyalekt özellikleri yansıtan alanlarda daha fazla fonetik örnekler olmasına rağmen bazen anlam farklılıkları da vardır. Türkçe'de yaygın lehçe kelimeleri kullandıkları alanlara göre iki şekilde gruplandırılır. Birinci grup dar bir gelişim aralığına sahip olan, ikinci grup ise geniş alanlara yayılmış. Farklı alanlara yayılmış yaygın Türkçe ve lehçe kelimelerinde fonetik değişikliklere eşlik eder ve genellikle fonetik örnekleri temsil eder. Azerbaycan lehçelerinde ortak özelliği ve modern Türk edebi dilinin sözlüğü birkaç nedenle kaynaklanabilir. İlk neden her iki dil örneğinin ortak kökenidir. Menşe ortaklığı Azerbaycan dili ve diğer Türk dillerinin lehçelerine de yansır. Bununla birlikte coğrafi yakınlık ve kültürel tarihsel ilişkilerin arka plana karşılaştırılabilir dil formalarının izoglaların daha belirginidir. Bu kadar. Dikkatiniz için teşekkür ederim.
süreyi de tasarruflu kullandığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi, ben teşekkür ederim. 15 dakikalık, tabii bizim 10 dakikamız var. 10 dakikalık bir soru sorma, tartışma, konuşma, danışma faslımız var. Bu zamanı değerlendirmek isteyen katılımcımız varsa memnuniyetle söz verebilirim. Yok galiba. Özgür? Hocam Kerime... Kerime Hanım var. Görmüyorum. Kerime Hoca söz söylemek istiyor ama mikrofonu kapalı. Mikrofonu kapalı, ben de göremiyorum sayfamda. Evet mikrofonu kapalı. Kerime Hocam, sorabilirsiniz mikrofonunuzu açıp. Şimdi oldu. Tamam, ben göremedim sizi. Mikrofonları galiba kurum kapatıyor, biz kapatmıyoruz. Olabilir. Evet. Bir şey merak ediyorum, Özgür'e soracağım. Hatta yazayım mı acaba dedim ama. Özgür şimdi diyorsun ki 179 cümlede sözcük öveği yok diyorsun. Şimdi bu saptamayı yüzey yapı odaklı mı aldın, derin yapıyı da dikkate aldın mı? Bunu merak ediyorum. Yani şöyle örneğin. Gitmek istiyorum gibi cümlede gitmeyi bir mastar öveği olarak aldın mı? Ya da evimi sattım gibi bir cümlede evimi bir iyilik öveği ya da atanmaması mı diyorsun? O şekilde aldın mı? Bunu merak etmiştim. Hocam ben başta da söylediğim gibi derin yapı değil sadece yüzey yapıya baktım. Dolayısıyla Leyla Karahan hocamızın kelime gruplarını sınıflandırmada kullanmış olduğu yöntemi kullandım. Herhalde cevap olmuştur. Derin yapı kısmına bakmadım hocam. Yani evimi sattım gibi bir cümlede sözcük öveği yok dedin, öyle mi? Bunu netleştirelim. Yani evet. Benim sözcüğü söylenmemediği için dikkate almadın. Eğer evet. Benim evim olsaydı tamam bunu öğrendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Başka var mı? Gence'den, Ramila nereden katılmıştı bilmiyorum. Bakü'den mi? Gence'den. Evet, Uşak'tan sorular var mı? Görüşler, öneriler var mı? Yok. Galiba var mı Özgür Bey? Hocam teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlardan çok istifade ettik. Evet. Sizle de böyle bir oturumda birlikte olmak çok güzeldi. Görüşmek üzere evet. Diyorum. Evet. Evet, o zaman böylece 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nın 14. oturumu da tamamlanmış oluyor. Ama kapanmadan, ayrılmadan önce bu kurultayı düzenleyen, bu kurultaya emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu oturuma çalışmalarıyla katkıda bulunan siz bilim insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Başka toplantılarda yüz yüze görüşebilmek ümidiyle iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.